15. İDEF'e geldik. Bu pandemi sürecinde yapılan İDEF tabii bizim için çok farklı şeyler düşündürdü öncesinde. Açıkçası buraya gelmeden önce beklentimiz biraz daha düşüktü. Çok daha az insanın geleceğini ve burayı ziyaret edeceğini düşündük. Ama geldiğimizde gördük ki bugün 4. günündeyiz. 4 gündür tamamen dolu. Akşam saat 5'te fuarın bitmesine rağmen biz hiçbir gün 6.30-7'den önce buradan çıkamadık. Gerçekten Covid-19 ve pandemi koşulları olmasına rağmen çok çok dolu geçiyor. Sanki normal bir zamandaki gibi. Delegasyonlarla alakalı birçok kişinin aklında sorular vardı. Biz gerçekten 10'un üzerinde yabancı heyetleri burada ağırladık. Gelen bakan sayısı 7-8 civarında, yurt dışından gelen bakanlar. Genelkurmay seviyesinde bizi ziyaret edenlerin sayısı 10'un üzerinde. Özellikle Afrika bölgesi ve Asya Pasifik bölgesinden çok sayıda delegasyonu burada ağırladık. Bundan dolayı çok memnunuz. Buraya bu sene gelirken getirdiğimiz iki tane önemli ürünümüz var. Bu önemli ürünlerden bir tanesi bizim frangible mühimmatlarımız. Bu sene ilk defa İDEF'te bu frangible mühimmatları sergiledik. Hem 919 hem de 556 frangible mühimmatımıza çok ciddi bir ilgi var. Hem yurt içinden hem yurt dışından. Şimdi Türkiye'de de bu frangible mühimmatı yapan ilk firma biz olduk. Yurt dışında da çok az sayıda üreticisi var. Bu tamamen özel operasyonlar için, yine işte özel kuvvetler veya özel harekat polisleri diyebileceğimiz, hem polisin hem de askerin özel takımlarını kullanabileceği bir mühimmat. Bu sene bunları burada sergiliyoruz. Haricinde yine dünyada 3 tane firmadan, 3 tane üreticisinden biri olduğumuz anti-drone fişeklerimiz var. Bütün dünya genelinde teröristler tabii bu dronları veya planörleri hepsini kullanıyorlar. Hem askeri alanların videolarını, resimlerini çekmek için, arkasından da bomba göndermek için. İşte bunlar için çeşitli çözümler var. Tabii elektronik çözümler var, lazer silahları var vesaire. Ama bunların hem maliyetleri hem de büyüklükleri ve ağırlıkları göz önüne alındığında bizim şu an üretmiş olduğumuz çözüm gerçekten çok basit, kullanışlı. Yeni başlayan askeri polise çok rahat bir şekilde hemen nasıl kullanıldığı öğretilebilecek bir çözüm. Burada 3 tane modelimiz var. Bir tanesi standart 2,5 inç olan boyundaki fişeğimiz. Bu fişeğimizin mesafesi, etkili mesafesi 100 metre. Magnum modelimiz, 3 inç olan modelimizin etkili mesafesi 120 metre. Ve bir de süper magnum tüfeklerle atılabilen 3,5 fişek yatağı boyutunda olan fişeğimiz var. Bunun da mesafesi, range'i 150 metre. 150 metreden bütün dronları havada bir bulut oluşturarak durdurabiliyoruz, kırabiliyoruz, pallerini kırıyoruz, düşürüyoruz. Bu çok etkili bir çözüm. Çünkü bununla alakalı çok kötü yaşanmış tecrübeler var. İşte bütün bunların hepsini örneklerinden bakarak, izleyerek, özellikle de Türk jandarmasıyla beraber çalışarak bu ürünü geliştirdik. Burada gerçekten çok ilgi görüyor. Yani yurt dışından çok ilgi görüyor. Çünkü dünyanın her yerinde bu Arap Baharı'ndan sonra dronlar ve bu küçük kanatlı uçaklar ya da insansız uçakların hepsi bir sıkıntı oldu ve bela oldu. Bunlar için de bir çözümümüz var. Güzel bir ilgi görüyor. Genel olarak buraya gelmekten, gerçekten İDEF fuarına gelmekten çok memnunuz. Beklentimizin üstünde bir ilgi var. Ancak bundan sonraki İDEF fuarları için tabii bizim de bir Ankara firması olarak özellikle tavsiyemiz var. Ankara'daki umarız yeni fuar alanı bittiğinde İDEF fuarını tekrardan Ankara'ya getiririz. Orada yapılmaya devam eder bir sonraki İDEF fuarı. Ve şu an itibariyle firmamızın geldiği konum, dünyada 73 ülkeye ihracatımız var. Savunma sanayi ihracatı tabirinde Türkiye'de 13. Türkiye'nin tüm genel ihracatında Türkiye'nin 700. firması olduk. İlk 1000'in içerisindeyiz. Bugüne kadar buralara gelmemizde bize destek veren tüm herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz, kurumlara verdikleri desteklerden dolayı. Yurt dışında da büyümeye devam ediyoruz. İnşallah ülkemizin bayrağını daha iyi yerlere taşıyacağız.